Şimdi bu doğrultuda şundan bahsedelim. Finallerde yer alan 8 tenisçinin aralarındaki galibiyet sayıları. Yani örneğin Şiviyontekin diğer 7 isme karşı, Sabalenka'nın diğer 7 isme karşı gibi kaç kez karşılaştıkları da elbette önemli. Ama toplam galibiyetlerde Şiviyontekin 38, Sabalenka'nın 32, Pegula 20, Ribakina 12 şeklinde ilk 4'ü çektiklerini görüyoruz. Diğer rakiplerine karşı. 19-5-4 Krejcikova, Goff, Cenk ve Paolini şeklinde. Tabii ki doğal son çok bölüm normal. özellikle evet, ama evet. işte dediğimiz gibi çok hak eden iki isim orası. Yani bu elbette biraz e, kafa karıştırıcı olabilir. Yani buranın en zayıf halkaları mıdır? Bence kesinlikle değil. Bence de e, değil. Tam evet. tersi günün sonunda final veya şampiyonluk göremeseler de bu isimler belirleyici olacaklar. E, ve e, fikstürlerine bağlı. Kesinlikle. kesinlikle. Oyun bozabilecek isimler bu isimler. Bayağı bir oyun bozabilecekler. Goff'un az mesela. Diğerlerinin normal golfun az geldi. Ben de golf, ben de onu birazcık daha sanki beklerdim dediğin gibi. Ya tabii burada şu da önemli. Bu arada yani işte son dönemde nasıl bir tenis oynadığı, işte hangi turnuvada oynadığı bunların hepsi çok önemli bir detay çünkü şuna bakıyorum. E, Sabalenka bu sene turun sert kortta en fazla galibiyet alan ismi mesela 38 tane maç galibiyeti var sert zeminde ve yani şu anda son döneme baktığında aslında en formda gözüken. E, ...kuşkusuz isim olarak görünüyor ama... Çok net favorim benim. Doğrudan, benim sondan söyleyeyim. Baştan söyleyeyim, Baştan. sonda evet, söyleyeceğimi. Evet. Çok net favorim. Bunun üzerine devam edebiliriz. Senin de galiba. Ya Benim gelsin. de evet. Çok kişinin öyledir. Benim de öyle ama sadece işte birazcık böyle... ...grup maçlarında bir bozar mı işi Yarı finale çıkabilir belki ama işte yarı finalde... ...gruptan kaçıncı çıkacağına göre karşılaşacağı... ...isimle işler değişir mi? Hani daha kolay final yolculuğu olabilecekken... ...daha zorlanır mı? Orası benim için de bir muamma ama... ...yani baktığında... Bütün Çok sezonu değerlendirdiğinde biraz sert zemin tarafına baktığında hakikaten e, Sabalenka daha e, favori gibi hazır geliyor. Hazır geliyor bir defa. Hazır Bu geliyor. Mental sıkıntıları evet, mental tamamen atlatmış, oyununa kendini vermiş. Formda, zinde, kafası orada. Bana öyle geldiği için biraz evet, söylüyorum. Evet, biraz hazır. Giyontek son dönem daha böyle koç değişikliği başta bir daha çalkantılı geldi ya, bir de acaba diyoruz. Orası da Tabii işte e, çok da. şey gibi geliyor bana. E, çünkü hani, çok büyük bir, bir yoğunluk sonrasında biraz duruyor olmak da bazı tenisçilere çok daha böyle hani, rahat ve e, fresh bir başlangıç sağlıyor. Olabilir. Ribakina da bu arada yani her o zaman da. korkutucu bir isim ki bence zaten her zaman herkesi ya yani buradaki bütün isimlere karşı galibiyet alabilecek kapasitede bir isim. Ama şu an bence WTA finallerine kim ne anlam yükleyecek? Ve Ne kadar gerçekten e, böyle rahat ve kendinden emin gelecek biraz o belirleyici. Evet. Ama dediğim gibi favori galiba Sabalenka. Ama tabii Pegula gerçeği de var yani. Hani kadın tenisindeki bence her zaman son 3 senede en istikrarlı isimlerden biri. Evet. Eğer ritmini bulursa Toronto şampiyonluğu, ardından Cincinnati ve hani Amerika Açık'taki final finalistliğini gördük. O da böyle işleri bir karıştırabilir gibi geliyor bana. Evet. Burada işte grup e, kurallar Format her, evet, şey, her çok şey çok çok önemli her şey devreye giriyor bir kez daha üzerinden geçecek olursak 8 tenisçi 4'erli 2 gruba ayrılacak birbirleriyle gruptakiler birer maç yapacaklar önce galibiyet sayıları ardından set sayıları ardından gerekirse oyun sayıları sanki böyle çok uzak bir senaryo gibi gelebiliyor bazı yıllar öyle hesaplar yapıldı Tabii ki böyle öyle. kalemle kağıtla işin içinden çıkamadığımız zamanlar oldu gerçekten oyun anlamında özellikle o yüzden hiç belli olmaz. 1 bir iki çıkıyor. Bir karşı tarafın ikisiyle diğer tarafın biri de diğer tarafın ikisiyle yarı finalde eşleşiyor. Oradan sonra işler normal. Kazanan final, kazanan şampiyon şeklinde. Ee, çok seviyorum ben bu formatı. Ben de çok seviyorum. Anlatırken bile daha böyle iştahla anlatıyorum yani. Evet evet bence de. ya Bence onlar için de çok keyifli. Çünkü hakikaten kendilerine artık hani... Olabildiğince gösteriyorlar ve sezonun sonunda en iyi kendileri gibi düşündükleri en iyi isimlerle birlikte. En az 3 maçları var. Evet en az 3 maçları Kesin. var o çok iyi yani bir sonraki günü nasıl yönettiğin gerçekten favoriyken kaybediyorsan bir sonraki maçı nasıl yöneteceksin biraz oradaki o mental tarafı da görüyor olmak bana açıkçası eğlenceli geliyor. Ya şunu çok yaşadık çünkü ilk gün kazanan e, bir anda bir havaya girebiliyor tamam evet. gruptan çıkıyorum diye pat pat arka arkaya 2 maçını kaybedip grup sonuncusu oluyor. İlk iki maçını kaybeden artık havlu attı denen noktada son maçını kazanıyor bir şekilde averajla ikinci olup gruptan çıkabiliyor yani... Son ana kadar iş bitmiyor. Her şey olabiliyor. Yani Biri birini yenerken diğer, diğer gün mesela bambaşka biri galibiyet alıyor derken hani keyifli oradaki o avaraj tarafı da bence çok keyifli. Hani çok, çok. oyunların hesabı, setlerin hesabı o çıkarsa hep bir acaba ne olacak e, tarafları. O yüzden bence e, hem tenisçileri oynayacakları hem de bence bizi seyirci olarak böyle eğlenceli evet, ve evet. keyifli bir e, hafta sonu bekliyor. Yani, yenerken e, az oyun vermek, kaybederken de olabildiğince oyun almak önemli işte Averaj için. Evet, bir de işin Bunun, o boyutu var. Şey geldi aklıma İstanbul'da Şarapova'nın çekildiği turnuva geldi. Şeyden dolayı ilk iki maçını kaybetti, son maça gerçekten hiç şansı kalmamıştı ama tabi. Evet, evet. Olarak. Bir, bir de, anda gitti. Evet. Sonra bir daha öyle bir çekilme Yok, çok hatırlamıyorum. Hiç